Yani o insanları zaten topraklarını işgal ediyorsun. Evlerinden ediyorsun. Ve o insanlar hasbel kadar şu dört şıktan bir tanesi elindeyse protestocu olarak kabul ediliyor ve tutuklanıyor. Ve bunun halen devamını görüyoruz maalesef ki. Yani bu konuda hakikaten eminim bütün milletimizin yüreği kabarıyor. Görüntüleri izlemeye dayanamıyoruz. Yani şu dünyada bu kadar güçlü devletler varken ve gerçekten aslında Birleşmiş Milletler olsun, diğer büyük devletler olsun hani devreye girip bu savaşı durdurabileceklerken, İsrail'e engel olabileceklerken maalesef bir de önlerini açıyorlar. Hatta şimdi haberleri okuyorum, ona da içim yanıyor. Uluslararası arenada işte futbolcular olsun, Müslüman futbolcular olsun veya Müslüman olmasa bile bu duruma karşı çıkan, protesto eden, İsrail zulmüne karşı çıkan, bu konuda tweet atanları işlerinden ediyorlar. Kadro dışı bırakıyorlar. En son bir haberde hepimizin tanıdığı bir sanatçımız İsviçre'de 4 tane konser verecek. Tweetleri sebebiyle 4 konseri İsviçre'de iptal ediliyor. Yani en uygar, en medeni dediğimiz ülkeler maalesef ki kendi işlerinde evet çok medeniler, çok demokratlar kendi vatandaşlarına, fakat sınırın ötesindeki kimseyle ilgilenmiyorlar. Tamamen kendi çıkarları etrafında toplanıyorlar. O zulme karşı sesini çıkartanları bile cezalandırmaya çalışıyorlar. Yani gerçekten çok zor günlerden geçiyor dünya. İçimiz acıyor, içimiz yanıyor. Hele ki o çocukları görünce, yani evlat sahibi olduktan sonra gerçekten çok daha zor, katlanılması şeyler olmaya başladı. Allah gerçekten oradaki insanlara güç, kuvvet versin. Bu zalimlere de biraz yüreklerine vicdan versin ki bu işler bir an evvel dursun deyip noktalamak istiyorum. Çünkü yüreğim kabarıyor konuştukça.